Bugün 23 Nisan değil mi? Evet. 23 Nisan nedir? Anlamı ne 23 Nisan'ın? Büyük Millet Meclisi bugün kurulduğu için Atatürk bu değerli günü çocuklara armağan etti. Oo, ne güzel. Ve bugün sen de Kayseri Üniversitesi'nin rektörü oluyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Makamı sana devrediyorum. Evet. Değerli rektörüm. Buyurun. Evet. Evet. Neler yapılsın üniversitede? Küresel ısınmayla ilgili çalışmalar yapılsın istiyorum. Küresel ısınmayla ilgili bilimsel çalışmalar yapılsın. Bununla ilgili talimat veriyorsunuz. Evet. Tamam, çok güzel. Başka? Yapay uzay merkezi yapılsın istiyorum. Yapay uzay merkezi yapılsın. Uzaydaymış gibi hissettiler çocuklar, öyle istiyor. Uzaydaymış gibi hissetsinler. Çok güzel, bu da çok güzel. Duygu ve düşüncelerini alalım. Şu an daha mutluyum ya. Ooo, ne güzel. İlk kez rektör oldum. Heh. İlk kez buraya oturuyorum. Burada olduğuma çok da mutluyum yani. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Yeşilliklerin bol olması lazım. Özellikle de suların da kirletilmemesi lazım. Suların da kirletilmemesi lazım. Çok güzel. Biz evet. biz bunları sınırsızca, hoyratça kullanırsak ne olur? Bizden sonraki nesiller, değil mi? Çocuklarımız, torunlarımız kullanamaz. Havasız kalır, tabii. Denizlerdeki bazı canlılar havayı üretir. Yani en büyük oksijen üreticisi denizlerdir. Demek ki ormanlarımız kadar, değil mi? Ormanlarımız kadar, ağaçlarımız kadar denizlerimiz de kıymetli. Evet. Hem koltuğu devrettik, yapay zeka ile ilgili veya uzayla ilgili talimatları oldu. Bununla ilgili yerler yapılsın dedi. Sonra da bize çevre bilincinin, çevreyi korumanın, ekosistemi korumanın önemini vurguladı. Ben 4 tane meslek yapmak istiyorum. Bilim adamı olmak istiyorum. Çok güzel. Şu anda da bilim adamı bir bilim müessesesinin, akademik müessesesinin bugün 23 Nisan günü başındasın, rektörüsün. Sonra AFAD görevlisi olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Bir de inşaatçı olmak istiyorum. Bu 4 mesleği yapmak istiyorum. Hepsini birden nasıl yapacaksın? Her Süpermen olman lazım. Her gün başka bir işe gideceğim. Efendim? Her gün bir işe gideceğim. He, o zaman sen şunu ifade etmek istedin. Bu hani diyorlar ya, gelecekte insanlar çok hızlı değişim göstereceği söyleniyor. Evet. Dolayısıyla bize bugün sen birden fazla meslek yapacağım ifadesiyle buraya vurgu yapmış oldun. Yani gelecekte artık çok esnek yapılarda becerilere sahip olup, yeterliliklere sahip olup, ekonominin veya iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde esnek bir yapı içerisinde mesleklerimizi değiştirebilmeliyiz. Yani bir insanın 70-80 yıllık ömrü boyunca birkaç tane mesleği değiştireceği söyleniyor, ifade ediliyor. Yani bizim geleneksel olarak alışık olduğumuz insan bir meslekle başlar. İşte öğretmen olarak 20 yaşında, 22 yaşında mesleğe başlar. İşte 60 yaşına kadar, emekli oluncaya kadar öğretmen kalır. Dan artık farklı şeylere doğru evrilmekte. O zaman da bu neyi gerektiriyor? Çok devamlı eğitim alacağız. Hayat boyu öğrenme. Bu günümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, böyle güzel bir şeye sen de vurgu yaptın. Bunu bize bir kez daha hatırlattın. Biz de bu yüzükten dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün çocuklar için üniversiteye kütüphane yapılmasını istiyorum. Küresel ısınma için bilimsel çalışmalar yapılsın istiyorum. Hı. Aynı zamanda çocuklar için bir rasathane yapılsın ve bir tane yapar uzay merkezi yapılsın istiyorum. Aynı uzaydaymış gibi hissetsinler istiyorum. Hep bizi hatırlarsın, değil mi?